İyi akşamlar, iyi geceler, iyi sabahlar. Nereden izliyorsanız arkadaşlar. Bir yemek yedim de. Demin yayın vardı biliyorsunuz. Karnım zil çalıyordu. Yemek yedim, geldim. Çayımı da aldım, cigaramı da aldım. Bir iki lak lak yapalım. Zöz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 
başlığı zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Aslında bu yayın pilavlı olması lazım da. İslamcı godoşlara anladığı dilden konuşmak lazım da. İşte da. Da da bitiyor her şey. Da. Ya da. Değil mi? Ya da. İşte insanlık müsveddeleri. Bu afiyet olsun. Sağ ol mamicim. Sen de fazla yeme. Bak kilo vermek için uğraşıyorsun ondan sonra. Spora başladım tekrardan zaten burada. Bugün gittim bir spor yaptım. Bir spor yaptım. Allah sizi inandırsın abi. Olmayan Allah sizi bir inandırsın. Bir spor yaptım. 2 saat yüzdüm ha. 2 saat yüzdüm. Onun öncesinde 45 dakika su jimnastiği yaptım. Yani. Evet. Şimdi çete de bakayım biraz konuşalım arkadaşlar. Yani insanlar gelsin, söyleyeceklerim var. İşte diyorum ya pilav yapmak lazım da. Evet. Hasan, mesajlarını gördüm. Alakasız mesajlarınızı görürsem engellerim. Ne bileyim bir kanalın şeylerine bana link atarsan engellerim. Gereksiz şeylerle benim vaktimi alırsan engellerim. Gerek Facebook'ta olsun, gerek Hangouts'ta olsun. Anladın mı? Hangouts'u zaten canlı yayınlar için kullanacağım bundan sonra. Yani konuklu. Onun haricinde şey alırsam, yayına birini alırsam Discord'u kullanacağım. Oradan konuşacağım. Zaten mümkün mertebede kimseyle samimi olmamaya çalışacağım. Samimi olmak pişmanlıktır. İnsanlara değer vermek pişmanlıktır. Bunu çok iyi anladım yani. Kimseye gereğinden fazla değer vermeyeceksin. Değilse insanlar, düşünsene şurada adama moderatör veriyorsun, onun bile bir tarafa kalkıyor. Arıza çıkartıyor. Buradaki moderatörler, siz için söylemiyorum, öncesinde olan bazı hadiselerden dolayı. Anlatabiliyor muyum? İnsanlara güvenmek zor. Memleket olmuş çakal dünyası. Kime güveneceksin? Bu ülkede yani bakıyorum da bizim içimizde böyle bir zihniyet varsa Türkiye'yi düşünemiyorum abi. Nasıl bir ülke ya? Nasıl bir ülke ya? Hayret ediyorum abi Atatürk. Atatürk nasıl çıkmış ya bu ülkeden? Bu zihniyetten bir de 2020 yılındasın ya. Atatürk zamanını düşünüyorum da abicim adamlar hayret ya. Öyle bir düzen içinde Atatürk bu insanlara nasıl kendini anlatmış la? Harbiden ya. Nasıl büyük bir insanmış ya. Gerçi şimdiler bile Atatürk'ün kıymetini bilmiyor. Şu an Türkiye'ye bakın abicim. Atatürk'ün kıymetini bilen kaç kişi var? Atatürk düşmanı lan millet. Atatürk düşmanı arkadaş. Hadi dincisi Atatürk düşmanı da ateist gılıyla gezen tipler de Atatürk düşmanı ya. Atatürk eleştirilebilir diye gezen insanlar ya. Nasıl bir insanmış ki bu ülkeden böyle bir zihniyetin içinden Atatürk gibi biri çıkmış, insanlara bir şey anlatmaya çalışmış ya. Hadi o zaman dersin ki, o zaman ki insanlar Atatürk'ü anlamadı değil mi? O zamanki insanlar belki Atatürk'ü bu şekilde saldırmış olabilir yani. Lan sene 2020 olmuş. Hala Atatürk'ü böyle canavar gibi gösteren, ırkçı gibi gösteren tipler var. Anlatabiliyor muyum? Nasıl bir ülke ya burası? 5 senedir bir şey anlatmaya çalışıyorum burada. 5 senedir. Demin Profesör Doktor Sami Eldib'in yayını var. Ya insanlar chat'i açmışsın abiciğim. İnsanlar konuşsun diyorsun değil mi? Chat'i açmışsın. Herkese konuşsun hakkı veriyorsun.
Ya adam canavar ya, canavar gibi geliyor. Hakaret edecek, küfür edecek. Ben de yayında yokum ya orada. Zannediyor ki hiçbir şey görmüyorum yani. Chat'teki insanlar rahatsız ediyor. Chat'i bozuyor ya. Bırak insanlar konuşsun lan, konuşsun ya. Konuşsun da oradaki insanlar şey yaparken konuya destek olsunlar. Onu bile engellemeye çalışıyor. Habire küfür, 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 tehdit. Küfürler, tehditler. Ya arkadaş, şimdi o şeyler depreşti kafamda şimdi. 5 senedir bu insanlarla ben mücadele ediyorum. 5 senedir. Hani katıl butona çıktık da rahatladık. Onu bile zaten sürekli başımıza kalkıp duruyorlar. Onun sayesinde kurtulduk da rahat yayınlar yapar hale geldik. Bakın katıl butonunun ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Daha önce katıl butonu yoktu ya. Bu insanlarla burada ite kaka bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Anladın mı? Bu insanlara bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Sürekli küfür tehdit. Bir konu anlatıyorsun. Küfür tehdit, küfür tehdit, küfür tehdit. Sen küfür edince de sen suçlusun ha. Bu insanlar her pisliği yapacak. Her ahlaksızlığı yapacak. Tamam, bunlar suçlu değil, ben suçluyum ha. Böyle bir düzen abi. Ağzımı açsam herkes bir şey diyor ya. Küfür etme, küfür etme, küfür etme, küfür etme. Küfür etme, küfür etme, küfür etme. Her yerde küfür ediyor diye geziyorlar. Hadi İslamcı'dan onu ahlaksız geziyor da sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Sen bilmiyor musun bu insanların ne kadar canavar olduğunu? Her yerde geziyorsun. Ya küfür ediyor, küfür ediyor, küfür ediyor. İbrahim küfürbaz, küfürmez. İnsanlığını göreyim. Git de şu insanların ne kadar vahşi olduğunu her yerde anlat da bir insanlığını göreyim ya. Ağzımı açsam her yerde diyorsun küfür etme, küfür etme. Ha yazdı işte bak, Mehmet Sarıkılı'yla gelmiş. Zina çocuğu. Sen şimdi ağzını açan suçlu sensin ya. Bu itler her pisliği yapacak, her ahlaksızlığı yapacak. Seni ölüm tehdidiyle tehdit edecek, özelden seni rahatsız edecek, senin aileni rahatsız edecek. Seni çocuklarınla tehdit edecek. Sen ağzını açınca suçlu sensin ya. Bunu diyen ateistler de var abi. Bunu diyen ateistlere hayret ediyorum. Ya da dinsizlere diyorum size. Bak gene geliyor. Yine geliyor. Kapatmayacağım chat'i. Siz şey yapın. İnsanlar ben şunu anlatırken sizin pisliğinizi görsünler. Ağzımı açtım, suçlu benim ya. Küfür ediyor da küfür ediyor. Ya bu insanlara sen insanca davranamazsın abicim. İnsan, bunlar insanlıktan anlamıyor. Bunlar insanlıktan, insana davranırsın. Yani bir insana anlatırsın bir şeyleri. Anlatabiliyor muyum? İnsan olana bir şeyler anlatabilirsin. Sen insan olmayana ne anlatacaksın ya? Adam insan değil karşıdaki. Bir canavar. Canavarla nasıl muhatap olursun? Karşına bir tane canavar geldi. Ne diyeceksin canavara? Ya kusura bakma. Beni öldürme, beni kesme. Bana bunu yapma. Sen o dediğin o canavarlığını yapmayacak mı? Sen onu dediğin için bana dokunma dediğin zaman o sana dokunmayacak mı? Hı? Sana saldıran eline kılıç çekmiş bir adam geliyor. İslamcı gibi konuşalım. Eline kılıç çekmiş bir adama sen çiçekle mi çıkacaksın karşısına? Kılını çekme ya. Ben sana gül vereyim. Ben sana çiçek vereyim. Böyle mi çıkacaksın adamın karşısına? Böyle bir şey var mı yani? Savaş çıkıyor. Karşıdaki adam geliyor atom bombasıyla. Her şeyle sen çıkıyorsun ki ya. Çiçek uzatıyorsun. Ya kardeşim, o adam sana kılıç çekmişse sen de kılıç çekeceksin. Bu adamların dinine göre de aynen öyle zaten. Kısasa kısas diyor. Kısasa kısas diyor. Bak hala diyor sinirlenme, sinirlenme. Ya niye sinirlenmeyeceksin ya? Niye sinirlenmeyeceksin? Niye sinirlenmeyeceksin? Canavarla sen nasıl konuşuyorsun? Canavarla sen de canavar olmak zorundasın. Karşıdaki adam hoşgörü diye geliyor ama içi canavar dolu. O seni bulduğu yerde kesecek yahu, kesecek. Sen ne anlatıyorsun? Bir de utanmadan geliyor bunu. Bunu diyenler de dinsizler. Bunu diyenler de işte İslam'a inanmayanlar. Ses çıkarma, ses çıkarma. Ya kardeşim nereye kadar ses çıkarmayacaksın ya bu insanlara? Beni tutan sizsiniz en başta.
Bir de YouTube. Ağzımı açsam YouTube reklam kesiyor. Kötü bir şey söylesem. Para kazancını kapatıyor. 41 bin abone olmuş, hiçbir şeye yaramıyor. Çok baba yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Daha yapacağım yayınlar var. Ne oldu, açamıyorsun. Ona da izin vermiyor. YouTube da aynı şeyi yapıyor. Ya Müslümana laf edersen kapatırım senin para kazancını. Müslümana kötü bir şey dersen sana şunu yaparım. Seni barındırmam, şunu yapmam. Herkes Müslümandan yana, İslamcıdan yana. Herkes. Karşıdaki adam her pisliği yapacak. YouTube sana engel koyuyor. İnsanlar engel koyuyor. Ne bu ya? Ne bu ya? Ağzını açsan YouTube hemen reklamı kapatıyor. Kötü bir şey söylesen hemen ha geliyor bak. Habire adam öyle gelen şerefsizler. Ağzını açsan kanalın 40 binlik abon kanalı pasif duruma düşürüyor. Yayın açamıyorsun. Hadi yayın açmaya kalkıyorsun. Bu sefer de orada saldırılar geliyor. Yayın yapamıyorsun. Çünkü katıl butonu yok. Habire oraya saldırılıyor. Ondan sonra senin dikkatin dağılıyor. Ve başlıyorsun şeye. Rayından çıkıyorsun bir yere kadar. Bunlar hep bir yere kadardır abicim. Bir yere kadar bir insan sabreder. Sabredersin, sabredersin, sabredersin. Bir yerden sonra patlarsın. YouTube bizi konuşturmasın. Siz beni konuşturmayın. E ne olacak? Ha geliyor bak. Geliyor. Hasta ruhlu insanlar. Bunların hepsi aslında bir dinin insan beynine ne kadar zararlı olduğunu görebiliyor musunuz? Bir dinin yani dinden yani İslam kadar dünyada tehlikeli bir din yok abicim. İnsanın beynini eritiyor ya beynini. Bir canavar yaratıyor. Düşünmeyen bir robot. Akıl etmeyen bir robot yaratıyor resmen. İnsanlığa diyor. İnsanı insana düşman ediyor. Canavar yaratıyor. Canavar. Sen bunu topluma nasıl kazandıracaksın? Ve bunlar her yerden besleniyor. Kanun bunlardan yana. Sosyal medya bunlardan yana. Ateistler de bunlardan yana. Sen buna nasıl mücadele edeceksin? Sosyal medyada bir şey paylaşıyorsun, dava açılıyor hemen. Değil mi? Dava açılıyor. Sosyal medyada bir şey yapıyorsun, hemen şikayet ediliyor. Facebook'a şikayet ediliyor. Twitter'a şikayet ediliyor. YouTube'a şikayet ediliyor. Ha, dinime laf edemez. E bu adamlar her pisliği yapıyor. Ona ne bir şey demiyorsunuz? Hı? Ona ne bir şey demiyorsunuz? Her şey bunlardan yana. E biz nasıl anlatacağız bu insanlar? Bu insanlar iyilikten anlamıyor ki. Yıllarca anlattılar. Yıllarca millet anlattı. Yıllarca. Ne oldu? Bu insanlar anladı mı bir şeyden? Anladı mı bir şeyden? Bakın şimdi bir şey okuyacağım şuradan. Ne kadar tehlike olduğunu görün bakın. Yani bir çocuğun beyni bile gidiyor ya çocuk çocuk. Çocuk çocuğu bile canavar yapabiliyor. Çocuğu. Bu ideoloji bir çocuğu bile canavar yapabiliyor. Ha, Allah'tan başka ilah yoktur diye gelin işte. Öyle gidin Allah'ınızı kanıtlamak için millete hakaret edin, küfür edin. Allah'ınızı kanıtlayın tamam mı? Küfür ederek, tehdit ederek Allah'ınızı kanıtlayın. Ne kadar çok güçlü Allah'ınız var sizin ya. Bak abi. Çocuğun yazdığı mesajı. Çocuk ya çocuk. Bir çocuk bile manyak oluyor abi. Bir çocuk. Ne kadar zararlı olduğunu iyi görün abicim. Bak. Bak saldırıyorlar. Bu yayını izleyen bir Müslüman varsa, gram kadar namusun şerefin varsa bak Müslümanlar neler yazıyor. Okuyalım bak. Çocuk. Çocuğun bile beyni nasıl yıkanmış, çocuğu bile ne hale getirmiş. Bir çocuk bile ırz namus şeyine düşmüş bakın çocuk. Sen İslam'ın içindeki ajan İngiliz Yahudileri. Ajan İngiliz. İngiliz Yahudileri. İngilizler Yahudiymiş. Hadi hayırlı olsun. Ha, zeka bu kadar. İngiliz Yahudileri anlatma. Beş parmağın beşi bak abi. Beş. Bes bu. Bes parmağın beşi bir mi? Oku. Ateist. Burada büyük I. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Kedi yiyorsunuz. Köpek yiyorsunuz. İşte bak.
Ufacık bir çocuğun kafasını nasıl yıkamışlar bak. Şu chat'e şey yapayım bir saniye arkadaşlar. Canavarlar şey yapmasın. Chat'i bir halledelim bir saniye. Şu canavarlara bir engel olalım. Evet. Şimdi yazsınlar bakalım. Aa chat'i mi kapattım ben ya? Dur chat'i komple kapattım dur. Chat kapatmayacağız. Üyelikli sisteme geçeceğiz. Dur. Chat'i aç. Sadece üyelere. Sadece üyelere. Evet. Sadece üyeler. Yazın lan da göreyim hadi. Verecek 2,5 dolar ondan sonra küfür edecek. Hadi koçum göreyim seni. Bakın. Tekrar okuyorum. Bir çocuğun beynine öyle bir İslam sokmuşlar ki yani İslam'ın tehlikeli olduğunu buradan çok iyi anlayın. Bir çocuk için bakın. Bir çocuk daha yazamıyor bile. İngiliz Yahudileri anlatmaya 5 parmağın 5'i bak. Bes parmağın 5'i. Bes 5'i. 1 mi? Ateist. Ateist. I. Ne yapıyor? Kedi yiyorsunuz. Rüya teşekkür ederim. Kedi yiyorsunuz. Köpek yiyorsunuz. Bu çocuğun kafasını böyle etkilemişler bakın. İnançsız olan kedi yer, köpek yer. Ne diyor? Ateşe tapıyorsunuz. Ateist ateşe tapıyormuş. Çocuğa nasıl anlattılarsa bunu bak. Bir çocuğu küçükten nasıl canavar olarak yetiştiriyorlar görün yani. Ateşe tapıyorsunuz. Çırılçıplak soyunup ahlak yoksunu bir videon bak. Daha çocuk yazmasını bilmiyor. Çocuğa bak beyni nasıl yıkamışlar görüyor musun çocuğu? İslam'ı anlatırken çocuğa nasıl bir nefret aşılamışlar. Çırılçıplak soyunup ahlak yoksunu her videon böyle boş. Böyle bir oz. Boş. Havadar atıyon. Kulaktan dolma. Kulaktan dolma. Bilgilerle o ateş dokunacak bir gün kafirlere. Heh. Bakın ne kadar zararlı olduğunu görebiliyor musunuz? İslam ideolojisinin bir çocuğun beynine nasıl müdahale etmiş? Bir çocuğu bu şekilde yetiştirirsen, İslam'la yetiştirirsen olacağı bu. Ben diyorum ya hani İslam yasaklanmalıdır. İşte yasaklanmalıdır. Niye? Bir çocuğu bile canavar yapabiliyor. Bir çocuğu. Çocuğun kafa görüşüne bak. Kafasındaki dünyaya bak. Sen bu çocuktan ne bekliyorsun? Bu çocuk büyüyecek. Nasıl aile kuracak? Sen ona bir kere ötekileştirmişsin. Normal hayattan soyutlamışsın. Sen ona gelip böyle ahlak anlatmışsın. Senin ahlakın neymiş? Müslüman olmayan kedi yer, köpek yer, çıplak gezer. Ahlaksız. Çocuğu getiriyorsun bu şekilde canavar yapıyorsun işte. Canavar. Sonra da bu çocuğu al ver eline silahı. Sar bombayı gönder abi. Cennet var. Cennet var. Müslümanın çocuğa anlattığı ideoloji bu. Bu. Canavar yetiştirmek. Canavar. Şimdi genele yayın bunu. Bir İslam ülkesinde yetişen çocukları şöyle bir göz önünüze getirin abi. Bu İslam ülkesinde yetişen çocukların kafası nasıl oluyor işte? Böyle oluyor. Hani 3 aşağı 5 yukarı. Biraz daha ailesi biraz daha şeyse biraz daha şey ılıman bir İslam kafasına sokabilir. Şeriatçıysa böyle bir canavar çıkartabilir. Değil mi? İslam ülkesinden yetiştirdiğin çocuğu görüyorsun. Nasıl olacak? İslam ülkesindeki çocuklara bakın. İslam'ın olmadığı ülkedeki çocuklara bakın. İslam'ın olmadığı ülkedeki çocuklar bu şekilde düşünebilir mi? Gidin. Japonya'ya gidin ya. Sorun bakayım böyle bir şey mümkün mü? İnançsızlar ya bunlar ahlaksız çıplak geziyorlar. Köpek yiyorlar, kedi yiyorlar. Ahlak anlayışı yok. Değil mi? Bunlar Yahudi diye anlatın mesela.
Gidin Japonya'daki bir çocuğa anlatın. Onlar Yahudi ya. Bunlar İngiliz Yahudisi. Bunlar pis insanlar. Çocuk der ki ya ne o ne? O kim ya? O kim? Yahudi kim ya? Hristiyan kim ya? Sen geleceksin. Çocuğa bunu anlatacaksın Japonya'da. Ne kadar mümkün? Ama İslam ülkesinde doğan çocuk bu şekilde oluyor. Özellikle bu agresif davranışları çocuklar sergiliyor biliyor musunuz? Çocuklar. Çok çocuk mesela geldi benim hakkımda videolar yaptı. Kanallarını çok kapattım o 5 yıl boyunca. Çok videolarını kapattım. Videolarını kaldırttım. Kanallarını komple kaldırttım YouTube'dan. Çocuk cihat ilan ediyor bana ya çocuk. Geçtiğimiz aylarda bir tane video vardı hatırlarsınız. İsrail bana 16 bin euro göndermiş. 16 bin euro. Video yapan çocuk 17 yaşında. Başka bir çocuk bana meydan okuyor. Ben sana meydan okuyorum. Yaşını bilmiyorum ya. Gel dedim çık o zaman. Tamam. Yaşın kaç senin? 16. 16. Çocuk nasıl bir yüklenmişse abicim artık hangi bilgisine güveniyorsa sana meydan okuyor. Çıkartacaksın onu yayına. Çıkartacaksın yayına. Bu sefer Müslüman ne diyecek biliyor musun? Çoluk çocukla tartışıyor ya. Hangi Müslümanı çıkarsak ne diyorlar biliyor musunuz? İslam'ı bilmiyor. Bak çoluk çocuklar tartışıyor. Kaç yaşındasın sen dedim. 16 yaşında. Bana meydan okuyor. Ulan bu işin uzmanı adamlar var. İlahiyatçıları var. Değil mi? İmam hatipleri var. Hocaları var. Ulan bu kanalda Alaaddin Pevlevi diye bir adam çıktı. Adam hatim indirmiş ya. Dini eğitim vermiş. Bir adam çıktı. Arapçayı ana dili gibi bilen bir adam çıktı. Ona bile cahil dendi ya Müslümanlar tarafından. Dini bilmiyor dendi o adama. Daha ötesi var mı aga? Daha ötesi var mı abi? Yahu sen bu işin en uzman adamını kanala çıkartıyorsun. Alaaddin Pevlevi gibi İslam'ı tam anlamıyla savunan bir adamı çıkartıyorsun. Ona bile cahil deniyor. Acaba Cenar Toslaman'ı çıkarsak nasıl olacak? Onun dübürü yemez de. Onu çıkarsak ne olacak acaba? O da kaçıyor zaten. O da kaçıyor çıkmamak için. Neymiş bize prim vermeyecekmiş. İzlettirmezmiş bizi. Prim vermezmiş Cenar Toslaman. Mehmet Okuyan çıkmazmış. Hatipoğlu çıkmazmış. Bunlarla hep görüştük biliyor musunuz? Çıkmazmış. Ne prim vermeyecekler. Olur muymuş? Ya millet anlatıyorsun televizyonlarda. Canar Tostlaman denen o yuvarlama. Ateistlerle tartışıyorsun. Televizyonlara çıkıyorsun. Ateistleri getirin bana. Ateistleri getirin. Sokaktan topluyor böyle. Ateistleri getirin. Gel bakın bizim karşımıza mı anlat bakalım be. Oradan soğanın kıyarı karpuzu anlatıyorsun. Bunda bu var, bunda bu var, bunda. Gel bana anlat onu bir. Gel bana bir anlat. Burada bu var, burada bu var. İşte burada bu var. Arapçasında bu kelime demek. Arapçasına baktığın zaman işte deve yumurtası. Ne no, devenin yumurtası mı olur? Deve kuşu ha. Devenin kuşu demek bu. Orada yumurta demek. Dünya düzdür. Yuvarlamaya bak ya. Milleti kandırmak kolay değil mi öyle? Çık anne 3-5 tane şeyi. Ateist diye geçinenleri. Onlar ateist değildir ha. Onlar var ya harbi söylüyorum. Sen ateist ol diye çıkartmışlar oraya. Ateist ol sen. Hani şeyler yapıyor ya. Sözler köşkü gibi adam tutuyorlar. Ot dili diyor. Ateist rezil oldu ya. Rezil oldu. Mikrofonu uzat. Al gülüm ver gülüm. Çocuk ne bileyim hiçbir şey bilmiyor. Ya bir ateiste bile tartışırken bile geliyorsunuz Tanrınızı kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Deizm argümanıyla geliyorsunuz. Tanrınızı kanıtlarken ahlaklı olun. Kitabınızdan kanıtlayın ya kitabınızdan. Bir ateist adam çağırıyorsun. Al kitabını oku. Oku kitabın içinde neler yazıyor. Ondan sonra Tanrını kanıtla da göreyim seni. Yok limonda bu dat varmış da işte karpuzda bu dat varmış da portakalda bu dat varmış da armutta bu hepsi topraktan çıkıyormuş da. İşte bunların hepsi mucizeymiş de Allah var. İyi de o senin Allah olduğunu nereden biliyorsun? Hadi o Allah senin Allah bildiğin Allah değilse belki İsa'dır. Nereden biliyorsun? Zeus'tur, Kronos'tur, Ra'dır, Amonofis'tir. Hangisi? Belki Budizm tanrısıdır ya. Belki şamanizmdir. Belki gök tanrıdır. Nereden biliyorsun? Armut var ya, tadı farklı ya. Demek Allah var ya.
Kur'an'ı oku. Anlat bakalım Muhammed bunu hoplatırken. Allah var. Hadi anlatabiliyor musun? O sözler köşkü diye de, ya da Caner Toslaman gibi zihniyet ediyorum. Anlat. Allah'ını kanıtla. Ayşe aldattı mı aldatmadı mı? Kanıtla da göreyim Allah'ını. Hı? Öküzünün etiyle adam diriltiyor. Anlat Allah'ını da bir kanıtla bakalım. Kaç kişi yiyor onu? Hı? Habil'in, Gabil'in kardeşleriyle yatıp kalkmasını, eşcinsel işle yaptığını anlat da göreyim bakalım. Hı? Lüt peygamberin kendi kızlarını hoplatmasını anlat da göreyim, Allah'ını kanıtla da göreyim hadi. Anlat. Anlat. Anlatabiliyor musun? Hı? Muhammed'in eşlerini anlat bakayım bir. Hı? Ne? Süleyman ne yapıyorsun lan? İzliyorsun sen. Süleyman. Süleyman. Ne yapıyorsun? Anlat da göreyim hadi. Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ayetini koy, anlat da göreyim. Allah'ın öyle bir kanıtla sana. Caner Toslaman'a diyorum. İzlemez gerçi bizi. Bize prim vermez. Ya da onun şeyleri. Neydi onun adı? Sözler Köşkü. Hayal Alem. Ateisti durduruyorsunuz ya. Mikrofonunuzu atıyorsunuz. Kavun karpuz anlatana kadar ayet oku da anlat bakayım. Benim dediğim ayetleri anlat bakayım be. Ha? Kadına istediğiniz yerde dalın diyor. Bakara 200'ü anlat onu. Hülle ayetini anlatın. Hülleci ayetini bir anlatın bakalım. Anlatın da göreyim hadi. Allah'ını onunla kanıtla bakayım. Dübür var mı o kadar? Karıncalar konuşuyor. Onu anlat. Hütüt kuşu Süleyman'a kadın tavlıyor. Anlat. Anlat ulan anlat. Var mı öyle bir Allah'ınız? Onunla kanıtlayabilecek misiniz Allah'ınızı? Hı? Seni ne yapmışsın seni? Süleyman. Süleyman. Seni ne yapmışsın seni? Seni ne yapmışsın seni? Vay arkadaş ya. Şimdi bunu sana anlat. Canavar gelsin sana saldırsın. Suçlu kim? Güktür ya. İbrahim Atabek küfür ediyor ya. Müslüman küfür eder mi ya? Sütten ak çıkmış kaşık onlar. Küfür etmez. Onlar gizli saklı yerlerde, Kur'an kurslarında çocukları bulurlar oralarda. Onlarla ilgileniyor onlar. Kutlan. Ulan İlyas onu aklıma getirdin ha. Kutlan. Pres diye bombayı patlatıyor. Rıya hoş geldin. Rıya burada mısın? Kur'an'da sünnetle ilgili ayet var mı arkadaşlar? Sünnetle ilgili ayet yok. Hadislerde var. Kadın sünneti onlar hepsi şeyde. Rüya. Şeyde yok. Şeyde var. Tevrat'ta var sadece. Neyse arkadaşlar hadi fazla uzatmayayım da. Uzaydan geldim. Bana da bir hütüt kuşu lazım. 2 euro ile mi hütüt kuşu olacaksın? 2 euro. Vay 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 vay. Neyse hadi abicim. Üstün halıcı dostum sağ ol. Her yayında 20-30 dolar gönderiyor üstün halıcı. Sağ olsun çok teşekkür ederim. Kaç dolar ediyor bu? 20 dolar göndermiş. Çok sağ ol dostum. Bazen 10 dolar gönderiyor. Bazen 20 dolar gönderiyor. Sağ ol. Bülent Demirbaş'tan sonra gerçi insan şey oluyor ya. Yani gerçekten öyle bir insan sağ olsun ne kadar çok destekledi bizi ya. Adam ölene kadar bizi destekledi ha. İslamcılar geldi o adama da küfretti ya lan. Şerefsizler. Ziklon 1.99. Ya bu 7.22 bir şeyler yazıyor. Yani niye onları koyuyorsunuz ki anlamıyorum ben. Aa 514 kişi var lan yayında. Ulan ben 150 kişi var zannediyordum. Profesörün yayında neredeydiniz aga sizler? Demin profesörün yayını vardı lan. Niye gelmediniz oraya? Ha? Hütüt kuşu izlemeye dinlemeye mi geldiniz? Neredeydiniz? He? He? Seni ne yapmışsınız? Ulan Süleyman, ulan Süleyman. Hepsi aklımda kaldı lan bu Süleyman. Ulan ne insanlar gördük ya. Ne insanlar gördük ya. Ulan Süleyman. Seni ne yapmışsınız? Hadi seni. Türk evlatları. Bir de son zamanlarda vardı ya be. Arkadaş soruyorum. Soruyorum diye çıkıyordu ya. Akıllı akıllı. Anlaşıldı yaptırmak. İsteyene Kur'an'dan ispat isteyeceğim.
Rüya bayağı sardın sen bu işe ha. Google'a yazma. Birçok şeyler Google'da var zaten. Şeyle ilgili sünnet olmakla ilgili ayet diye yaz çıkarsın. Hadislerde çatır çatır çıkar onlar. Hadislerde yazıyor hepsi. Ölen bende 220 kişi yiyecek o yayını grubum o yayını. Prof'un yayınına yetişemedim. İşten geç geldim. Bıraksana Ziklon ya. Bıraksana ya. Dur. Bıraksana. O yayınları niye paylaşmıyorsunuz arkadaşlar? O yayınlar çok önemli. Adam bak o kadar araştırmış, zaman harcamış, bize geliyor. Her hafta o adam her hafta geliyor bize hazırlanıyor, hazırlanıyor. Bizlere bir şey anlatmak için hazırlanıyor abiciğim. İlyas orada şeyler bir emek veriyor. Paylaşan kaç kişi? Kaç kişi? Çok merak ediyorum. Kaç kişi o yayını paylaştı? Kaç kişi? Bu kadar hayati önemli şeyler. Gerçi şey de bilmiyorum arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Bugün YouTube'a şey yazdım. Mesaj yazdım. Biraz da giydirdim. Yani biraz pilavlarına gittim yani. Lanet olsun size yazdım yani. Bir hafiften. Lanet olsun size dedim ya. Ulan 1,5 senedir şey Geek TV ana kanalının para kazancı kapalı. Ya onu da geçtim de şu katıl butonu orada kullanmak istiyorum. O kadar büyük bir kitle var. Aa 100 kişi gitmiş lan. Hayır 700 burada yazıyor. İzleyen kullanıcı. Burada 407 kişi var. Orada 523 kişi var. Hangisi doğru ki? Ya orada ciddi bir şeyi kitleye kaybettik ya. Artık Geek TV ana kanalı pasif duruma düştü. Canlı yayın yapamadığımız için. Canlı yayın yapacağım. Hadi şeyinden de geçtim de abi adamlar saldırıyor. Canlı yayın yapamıyorsun. Küfürler, hakaretlerden canlı yayın yapamıyorsun. Katıl butonu olsa kapat anasını satayım. Hayatta yazamazlar. Ama açık orada abi. İpini koparan İslamcı geliyor. İpini koparan İslamcı geliyor. Orada da yayın açamıyorum abi bu sefer de. Bugün YouTube'a yazdım. Sizin yaptığınız için dedim ya. Lanet olsun size dedim ya. Ulan abicim 1,5 senedir kanal kapalı olur mu? O kadar video sildik ya. 600 küsür tane video vardı. 150-200 de kadar düşürdüm neredeyse. Benim olduğum videoların çoğunu kaldırdım zaten. Bir İlyas kaldı o pilava gitmediği için. Yakup abiyle olan bazı videolarımız kaldı. Onlar kaldı. En azından hani kabul etmezlerse onu bileyim de kanalın videolarının hepsini sileceğim. Kabul etmezlerse eğer. Hepsini sileceğim. Kedi videosu yükleyeceğim. Kedi videosunu çekiyorum abi. Hiç sıkıntı yok ha. Kedi videosu çek. Hiç sıkıntı yok abi. Kedi çekeceksin. Kedi çekeceksin. Köpek çekeceksin. Doğayı çek. Kapıyı çekeceğim arasını. Kapıyı çekeceğim. Oraya video olarak. Kapı anasını satayım. Al, kapı. Hah. Burada hiçbir şey yok. Küfür yok, hakaret yok, İslam'a saldırı yok, İslam'a hakaret yok. Muhammed'e bir şey demiyoruz, Muhammed'in karıcılarına bir şey demiyoruz. İslam'a bir şey... Kapıya bakın diyeceğim, bak nasıl açıyorlar ondan sonra. Kedi videosu, kapı videosu, köpek videosu yükleyeceğim oraya. Sileceğim bütün videoyu, hani kabul etmeseler de onu bileyim yani. Kabul etmesinler abi. Onu bileyim yani. Kaç aydır bekliyorum aga ya. Kaç aydır bekliyorum. Muhan'ın videolarını atayım oraya işte. Atayım abi, ondan sonra kuzu kuzu açarlar onu. Artık o zamana kadar ne kadar sonra bakarlarsa 1,5 sene sonra bakarlar ona da herhalde. Değilse ya, arkadan Geek TV haber geliyor. Neredeyse 19 bin abonesi oldu. Oraya yayına başladığımızda 8 bin abonesi vardı. Şimdi olmuş 19 bin. O hani var ya bazı cücük beyinliler. Geek TV hiç ilerlemiyormuş. Geek TV ilerlemiyormuş. Cücük o cücük beyinlere söylüyorum. Ben orada yayın açamıyorum. Geek TV ana kanalı orada pasif durumda. Diğer kanal Geek TV haber kanalı bak 8.000'den 19.000'e geldi. Orada da yayınlara herhalde Mart ayından itibaren ağırlık vermeye başladık. Yani Geek TV bıraktık artık. Olmuyor. 8.000'den 19.000'e gelmiş. Bak bu kanal 9.000 oldu. Bir de Geek TV arşiv kanalı var 3.000. Yerinde sayıyormuş. Ne sayıyorsun? Bunlarda böyle bir şeyleri var ha. Geek TV hiç ilerlemiyormuş. Bak. 41.000 orada var. 19 bin gittiği ve ana kanalda var. Haber kanalında kaç etti? 60 bin değil mi? 60 bin olmuş. 9 bin de burada var. 69 bin. 3 bin de Geek TV arşivde var. Kaç oldu? 72 bin abonesi var toplamda. Eğer Geek TV ana kanal şey olsaydı şu an onun kaç katı çıkacaktı? Çünkü abone arttıkça gitgide ivme artıyor. Anlatabiliyor musun?
Mesela küçük kanaldan başlıyorsun. Ne kadar iyi video çekersen çek. Yavaş ilerliyor. Ama 10 bin üzeri geçtikten sonra katlana 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 gidiyor. Bunu bazı takozlar, tamam mı? Süleyman gibi, Süleyman ya da bu şey var ya, ırkçı tiplerin kafasındaki şeyler, sanki Geek TV bitti. Hiç izleyeni yok. Geek TV kayboldu. Ne kayboluyor lan? Ne kayboluyor? Ne kayboluyor? Ne kayboluyor? Arkadaş millet böyle şu kadar cücük kadar beyni var işte. Gel bu millete bir şey anlatmaya çalış. Estağfirullah, estağfirullah. Neyse arkadaşlar, benim uykum benim de uykum geldi ya. Yatalım yatalım. Zamanın yine işim var. Geç ben şeyde bir yayın açacaktım arkadaşlar da. Burada bir Discord var biliyorsunuz. Söylüyoruz da fazla buraya gelmiş arkadaşlar da. Bayağı çoğalmış. Ya da geçer. Burada toparlanıp chat yapabilirsiniz. Ben kadınlar Cumhuriyet kadınları şey kapattım zaten. Hangouts grubunu kapattım. Burada kadınlara özel kısımda gelirlerse orada toparlamaya çalışacağım. Ya da gelir gelmezler bilmiyorum. Burada da konuşmak istiyorsanız konuşun. Burada birbirinizi dertleşebilirsiniz. Evet. Kapatalım arkadaşlar. Yeter. Şöyle bakayım. Ne var? İzleyicilere bakalım. Üye olan arkadaşlar da şöyle bir sayalım. Davut gelmiş, Sugu Diri gelmiş, Rüya destek olmuş. Çok sağ ol Rüyacığım. Çok teşekkür ederim. Saldırı yapanlara çatlayın. Emin, Go İbrahim Go. Girayhan üye olmuş. Hakan TC üye olmuş. Uzaydan geldim üye olmuş. En son da Sert Bolat bize destek olmuş. Kedicik diye. Hadi arkadaşlar. Discord'umu ne sildim onu. Ya geri açarsın, bir şeysi yok ki. Aşağıda linkleri var. Evet arkadaşlar. Bugün günlerde ne ya? Bugün çarşamba değil mi? Yarın perşembe, cuma. Cuma günü neyse, yarın bir gün bizde konu bitmez. YouTube bize destek olsa da olmuyor işte nasıl zaten. Evet hadi arkadaşlar, kendinize iyi davranın. Yarın veya bir günkü, yarın veya bir gün bir konulu yayın açarım size. Zaten pazar günü Murat Özbey'le iyi bir bölücülere iyi bir kasnak yayınımız olacak pazar günü. Haberiniz olsun. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Esen kalın. Bay bay. Çav çav. Allah razı olsun. Niye kapanmamış ha?